koruma aracı boş. Yukarı. Gözlerini. Cevap ver bana. Sen de yaşa gör. Dikkatli olun çocuklar. Geldi manyak, geldi. Rıza baba, albay sizin evde. Bu kadar gözün döndü demek ha. Evimi, ailemi basacak kadar ha. Namussuz herif. Bütün ailemi katledecektin demek ha. Sen. Sen benim oğlumu öldürdün. Senin günün de gecen de bitti Rıza. Ailen de bitti. Ailemin kılına bile dokunamayacaksın, anladın? Yüksel, bu akşam oradan çıkamayacaksın. Oğlum, bir şey söylesenize. Ne bu acele? Ali, bak babama bir şey onu da söylemiyorsan. Aylin! Ya Pınar, öyle bir şey yok. Gerçekten yok. Yani sadece güvenlik için, tamam? Sakin. Aylin, ne yapıyorsun kızım? Anlatacağım Ayla abla, ne olur. Vallahi anlatacağım, vakit yok. Hadi. Ben Zeyno'yu alayım, hadi. Uyuyordu. Seni mahvedeceğim. Hiç beklemediğin bir yerden vuracağım seni. Bitireceğim seni. Bu iş burada bitmedi Rıza Soylu.
Belki de ben seni çoktan vurmuşumdur ha. Ne diyorsun? Tamam oğlum, tamam tamam tamam, sakin ol, sakin ol. Kendi evime ateş ediyorum bu şerefsizler yüzünden. Sakin olun var abi. Merak etme oğlum, alacağız hepsini. Alalım abi, alalım şunları, alalım artık, bitsin şu iş. Tamam. Hadi o zaman gir içeri, gir içeri. Dikkat edin, dikkat edin. Anlaşıldı. Tamam abi, anlaşıldı. Arda Volkan, gir içeri, gir. Hadi, hadi. Şimdi. Sokağın güvenliğini aldık. Koruma şube tüm girişleri tuttu Rıza Baba. Herkes iyi değil mi? Ben bekliyorum. Bir şey var mı? İyiyiz Rıza Baba, iyiyiz, bir şey yok. Albay? Albay içeride müdürüm. Adamları da dışarıya yerleşmiş. Çatışarak ilerliyoruz. Yola çıkıyoruz biz. Dikkatli olun. Bugün bu iş bitecek. Herkesi sağlam istiyorum. Albayı bile. Hadi, 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 hadi. Hadi, siz arka tarafı tutun. Hadi indirelim şunları, hadi. Kolay değil usta. Ölmeye gelmiş herifler. Ne yapacağız peki? Tek tek alacağız. Ateş ederken dikkat beyler. Albayı gören var mı? Hepsi senin için Kerim'im benim, aslanım. Arif, ne olur daha hızlı. Tamam. Gidelim bir an önce çocukların yanına, hadi. Tuzakmış Mevlüt. Rıza Baba'nın tuzağına düştük. Merak etme komutanım. Ava giden avlanacak bu kez. Hazırlanın beyler. Uyudu mu Pınar? Uyudu, uyudu. Zeyno da uyudu. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun anne. Anne benim içim hiç rahat değil. Arasak mı bizimkileri? Boş ver şimdi. Müsait olunca onlar arar. Ya da birine bir şey olursa haber verirler. Pınar'cığım, getirme aklına öyle kötü şeyler. Anne bıktım. Korkmaktan bıktım. Evimizde bile oturamaz olduk, şu halimize bak. Daha kötü ne olacak? Pınar... Güvenliğimiz için buraya getirdiler bizi. Konuşma böyle. Çok normal bir şeymiş gibi söylüyorsun anne. Hadi demek ki çoluk çocuk hepimiz tehlikedeyiz. Anlamıyor musun bunu? Tabii ki anlıyorum kızım. Ben de bayılmıyorum bu halimize. Kimse bayılmıyor. Babam memnun mudur? Ya Ali? Görmedin mi? Kireç gibiydi çocuk. Başka çare olsa böyle yapmazlardı herhalde. Değil mi kızım? Yapmazlardı, doğru. O zaman sakin olacağız. İşler zora girdiyse bir de bir sorun olmayacağız babanlara. Destek olacağız. Tamam mı güzelim? Tamam anneciğim.
Ben gidiyorum abi, koruyun. Dur oğlum, abi dur bırak. Ne yapıyorsun? Dur! Ali dur, Ali! Dur dedim, dur! Dur Ali, nereye? Direniyorlar mı hala? Bizimkiler ne durumda? Tamam tamam, 10 dakikaya oradayız. Destek çıktı mı yola? Tamam, sokak güvenliği. Rıza! Dikkat edin! Destek lazım Arif, destek! Pusuya düştük. Albayın ekibi yolumuzu kesti. Çatışıyoruz. Acil destek! Acil destek! Merkez, cevap ver! Çocuklara yetişemeyeceğiz. Düşünme orayı. Biz nasıl çıkacağız buradan? Destek yoldaymış. Dayanacağız. Hepiniz sağlam çıkacaksınız. Dikkat edin çocuklar. Çamlık yol alt mevki. Çatışmadayız. Destek nerede kaldı? Ben emniyet müdürü Arif Sağlam. Cevap ver merkez. Cevap ver. Oğlum çık dışarı, delirme. Ali çık diyorum lan sana. Ne yapacaksın tek başına? Çık dışarı hemen. Oğlum cevap versene. Oğlum cevap ver. Oğlum cevap ver Ali. Rıza babaların yolunu kesmişler. Çamlık yoldalar. Buraya çok yakın. Acil destek istiyorlar. Ne diyorsun kızım? Ne yol kesmesi? Arif müdür yardım istedi telsizden. Merkeze anons geçip duruyor. Rıza baba da orada mı? Evet. Ne yapacağız? Bırakamayız burayı. Usta burası sende. Sen nereye? Rıza babalara gitmem lazım. Yolda tuzak kurmuşlar. Tamam, çıkın hemen. Abi ne olur dikkatli. Ali'yi de içeriden tek parça çıkarın. Tamam kızım, tamam. Hadi 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 hadi. Hadi girin hadi. Hepimizi birer birer öldürecekler bunlar. Bir sakin ol Rıza. Sana bir şey olsa daha mı iyi? Keyfimizden değil, mecburen. Teker teker vurmalarını mı bekleyeceğiz? Evlat, dayan evlat. İyi misin? İyi misin? Ali konuşsana oğlum, cevap versene. Telsiz mi çalışmıyor, anlamadım ki. Albayın da sesi çıkmıyor. Arka taraftan falan kaçmış olmasınlar? Yok oğlum, arka taraf falan. Hem öyle olsa Ali nerede? Yürü. Ali! Lan bırak onu! Bırak lan onu, bırak! Ali! Lan bırak onu! Bırak! Abi dur. Dur, görmüyor musun? Albay mısın nesin? Senin Allah belanı versin. Ne istiyorsun lan adamdan? He? Ne? Bitti mi bağırmanız çağırmanız? Ne istiyorsun, ne? Sen benim muhatabım değilsin. Rıza babanız nerede? Ne yapacaksın Rıza babayı? Abi tamam abi, dur. Rıza baba yolda. Birazdan burada olacak. Emin misin? Gelebilecek mi? Ne diyor ya bu? Ne diyorsun? Tamam, ne diyorsun? Tamam. Uzatma. Yaklaşırsanız neler olacağını söylememe gerek yok herhalde. Bekleyeceksiniz. Sakın bir salaklık yapmayın.
Dayan aslanım, dayan, dayan. Hadi oğlum, dayan be. Habire. Kansız herifler. Bitti herhalde değil mi? Galiba, galiba. Mesut. Nedir durum? Geçmiş olsun baba. Sağ olun çocuklar. Çamlık mevkiine acil ambulans. Tekrar ediyorum. Çamlık alt yol mevkiine 2 ambulans. Usta, tamam mı? Aldınız mı almayı? Usta çok kötü. Çok kötü. Usludur. Ali herifin eline düştü. Albay Ali İreğin aldı usta. Mesut, konuşsana. Ne oldu? Bir şey mi oldu çocuklara? Mesut. Pınar. Kızım hadi uyu artık. Ben bekliyorum bak. Bir şey olursa uyandırırım seni. Anne, saatlerdir mesajlarımı bile okumuyor öyle. İşi vardır kızım. Merak edeceğimi biliyor ama. Yapmazdı böyle. Şarjı falan bitmiştir belki. Hayır anne. Açık telefonu. Rıza'yı arayalım. Ay ne fark edecek? Ali'yi arıyorum ben. Yeter. Ben Rıza Baba yüzünden evlat acısını tattım. Hiç mi tanımadınız beni? Hiç mi anlamadınız? Aynısını yaşatmadan ölür giderim mi sandınız ha? Oğlumu aldınız benden. Oğlumu! Evladımı aldınız. Hanımın arıyor. Rahat dur! Rahat dur! Pınar öğretmen de değil mi annesi gibi? Bence bilmeye hakkı var ha? Rahat dur! Alo? Ali? 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 Kocan iyi merak etme. Şimdilik. Ne oluyor? Kimsin sen? Ali nerede? Bunları babana soracaksın küçük hanım. Kapatmam lazım kusura bakma. Ha. Ne dua biliyorsan oku Ali için. Ben oğluma öyle veda etmiştim. Sen de kocanla helalleş. Rahat dur. Rahat dur. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ali'nin telefonunu açan adam kim? Kocanla helalleş dedi anne. Ne? Helalleş ne demek ya? Ne demek? Kimdi o anne? Dur dur. Bir sakin ol Pınar. Ha? Ne dedi söyle. Dua dedi. Bildiğin bütün duaları oku dedi kocam için. Helalleş dedi. Ali! Kızım. Ali öldürecek anne. Tamam kızım. Öldürecek Ali. Yok. Ali yok, öldürecek tamam, anne tamam. Gitmem lazım. Değil bana. Dur. Kızım. Hadi, hadi gidin bakın şunlara. Baş. Rıza, kimse bana karışmayacak. Son kez söylüyorum. Kimseyle uğraşacak halim yok. Rıza, sakin ol. Yanlış bir şey yapıp hem kendi hayatını hem Ali'nin hayatını tehlikeye atma lütfen. Kendi evimde kimse bana tuzak kuramaz. Baba. Rıza, bekle. Karışmayın dedim, bırakın. Rıza! Müdürüm. Geldin mi Rıza baba? Oğlun elimde. Ne diyorsun? He? Ali'yi bırak. Senin derdin benimle. Dert mi? Anlatayım mı sana derdi? Kendimi katlettin beni yakalamak için. Nasıl? İçin soğudu mu? Rahatladın mı? Senin de derdin benimleydi. Uyardım.
Ailemi karıştırma dedim. Demedin mi? Yeter. Ben kimseyi katletmedim. Kendinle karıştırma beni. Üstelik Kerim. Kerim ölmedi. Yalan söylüyorsun. Sıkıştın köşeye. Yalan söylüyorsun. Ölmedi diyorum. Kerim yaşıyor. Bizimkiler cesedini gördüler Bob'da. Hocam buyurun. İmza eksiklediler. Kontrol etmeye gelmiştim. Yo, eksik yok hocam. Siz boşuna zahmet etmişsiniz buraya kadar. Tamamdır. Başımız sağ olsun. Albay yanında mı? Tamam, sen söylersin. Peki. Tamam. Hadi konuş Mevlüt, konuş. Allah sabır versin kardeşim. Başımız sağ olsun. Yüksel. Yüksel, iyi misin? Ben ne görmelerini istiyorsam onu gördüler seninkiler. Oğlum başka hastaneye çoktan sevk edildi. Bulabildiğim en iyi cerrahın elinde. Karını arayıp soralım istersen ha. Ne dersin Yüksel? Ha? Bana inanmıyorsan karına soralım. Eğer yine benimle oyun oynuyorsan dibi çektim ve hepimiz paramparça oluruz. Ben sen değilim. Kimsenin canıyla oynamam. Durumu nasıl Reşat Bey? Kurtulacak mı oğlum? Ameliyatı oldukça iyi geçti. Birkaç saate uyanmasını bekliyoruz. Şükürler olsun. Allah'ım bana bağışladı yavrum. Şükürler olsun Reşat Bey. Buyurun müdürüm. Evet evet hastanedeyim. Anladım, tamam. Bir saniye. Tamam. Sabah devreye bırakınca geçeceğiz. Necla Hanım, Rıza müdürüm. Buyurun. Müsaadenizle. Alo? Rıza Bey? Bir saniye Necla Hanım. Yüksel'le görüştüreceğim sizi. Ona her şeyi anlatın. Tamam mı? Al. Al telefonu. Rahat dur. Bir yolunu bulup içeri girmemiz gerekiyor. Bahçe güvenliği Hakanlar'da. Resmi ve sivil ekipler sokaktan itibaren her yeri tuttu. Rıza baba zaten albayı oyalıyor bir şekilde. Bizim bir yerden içeriye girmemiz lazım. Önce bir sakin olalım. En ufak bir hatada her şey berbat olur. Daha ne hatası? Halimize bir bakın ya. Sanki makine olacak zaman değil artık. Yeter be! Usta, ayıp oluyor usta. Bırak konuşsun, bırak. Bilmediğimiz ne söyleyecek acaba? Bırak. Müdürüm. Bırak müdürü falan. İş zıvanadan çıkmış zaten. Ne halt edeceğiz onu söyle bana. Ne yapacaksanız yapın ama ufacık bir aksaklık Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Biliyoruz. Hiçbir şeyi albayın insafına bırakamayız diyorum. Böyle hıyar gibi beklemekle olmaz diyorum. Var mı itirazı olan? Bence yok. Yoktur değil mi müdürüm? Tabii ki yok. Ne yapıyoruz şimdi abi? Nereden gireceğiz? Zaten ne cam kaldı ne kapı. İlla buluruz girecek bir yer. Önemli olan dikkat çekmeden girmek zaten. Hadi hadi. Gireceğiz, Ali'yi alacağız o şerefsiz elinden. Hadi. Hadi. Durun. Ali! Şşş. Ali! Pınar Ali! Dur. Şşş, tamam. Ali! Şşş, dur. Dur güzel. Nerede dedim Ali? Ne oldu sana? Niye getirdin ki sen? Sakin ol. Dur. Pınar sakin. Ne yapıyorsunuz? Niye getirdin bunu buraya? Ne yapıyor abi ya? Neden getirdin? Gelmek istedi. Neden getiriyorsun kızım buraya? Sakin. Pınar tamam. Tamam. Sakin ol. Pınar sakin. Yapma ne olur. Şşş. Pınar sakin ol. İyi mi dedin? Nasıl iyi? Neredesiniz? Çok iyi bir hastaneye sevk ettirdi bizi Rıza beyler. Doktorla şimdi görüştüm. Az önce çıktı ameliyattan. Kerim de karşımda. Yoğun bakımda. Yürümesinde de, iyileşmesinde de sorun olmayacak dediler.
birkaç saat uyanacak ki kurtuldu oğlumuz. Senden de kurtuldu. Kazadan da kurtuldu. Çocuğu orada öylece bırakıp kaçmışsın. Kendini kurtarmak için çocuğu orada bırakıp kaçmışsın. Her zaman kaçtığın gibi. Öyle değil mi Yüksel? Hep yaptığın gibi çocuğu orada öylece bırakıp kaçmışsın. Ne zaman düşündün ki sen bizi? Söyle ne zaman? Hayır. Yalan. Ne anlattılarsa sana yalan. İnanma onlara Necla. Yalvarırım Kerim'e de böyle anlatma. Ben oğlumu bırakır mıyım hiç? Nasıl inanırsın bunlara, nasıl? Bu insanlar bana ilk günden beri tek bir yalan söylemediler. Ama sen hep kandırdın bizi. Herkesi kandırdın. Kendini bile. Artık Kerim'i uzaktan bile olsa göremeyeceksin. Gelir beni öldürürsün, ancak öyle. Senin artık oğlun da yok, karın da. Allah cezanı versin seni. Çık artık hayatımızdan, yeter. 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 Git buradan. Defol. Defol. Git. Müdürüm, müdürüm. Ali. Ali. Pınar dur. Ali. Ali. Dur kızım, Pınar. Yapma. Ali. Pınar. Dur Pınar. Pınar. Ali'yi Pınar, göreceğim. Dur. Yapma, bırak diyorum, yapma. Ali, Ali buradayım. Buradayım canım. Seni görmeden, seni almadan gitmeyeceğim Ali. Kurtulacaksın. Burada bekliyorum seni Ali. Dur dedim. Konuş karımla. Alo? Ali? Pınar, Pınar çok az vaktim var, iyi dinle. Deme öyle sakın, iyi deme. Buradan çıkamazsam. Deme öyle sakın Ali, deme. Pınar, dinle bak. Pınar dinle ne olursun. Ali. Pınar, çıkamazsam. Çocuklar için. Ali ne olur. Büyüdüklerini anlat. Tamam mı? Her şey sırf onlar içinde. Kimin karşısına geçtiysem. Kimin peşinden koştuysam. Her ne için. Ölüp gittiysem. Ölmeyeceksin Ali. Kurtulacaksın. Söyleme böyle şeyler, ne olur. Pınar, anlat tamam mı? Anlayacakları yaşa geldiler mi anlat. Hepsi onlar için. Senin için Pınar. Benim her şeyim sizsiniz. Ben çıkamazsam anlat çocuklara her şeyi. Bırakmayacağım seni. Bırakmayacağım Ali. Gel buraya kan, gel. Çok dikkatli, tamam mı? Benden işaret gelmeden hiçbir şey yapmak yok. Sadece bendeki telsiz açık, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi tamam, arkadan dolaşacağız. Hadi, hadi, hadi. Siz benimle gelin. Bahçeyi çeviriyoruz. Hadi. Anlaşıldı. Eda, arkadan. Tamam. Ben de arkadaşlar, ben de. Ver. Ben babamı hiç tanımadım. Annemi ne kadar tanıdıysam unuttum gitti. Ben aile diye seni bildim. Rıza babayı bildim. Aile annemi. Thank you.
çocuklarım. Onlar benim gibi olmayacak ama. Onlar kocaman bir ailede büyüyecek. Siz Hüsnü abiler, Mesut abiler, ekip. Bak, inan gözüm arkada değil. Yalvarırım böyle şeyler söyleme. Sen de yanımız olacaksın. Gitmeyeceksin hiçbir yere. Nereye gidiyorsam. Allah biliyor. Kuş gibi gidiyorum. Alırım kalbini giderim Pınar. Bilirim ki karım arkamda. O zaman koymaz işte gitmek. Ama sen üzülmeyeceksin. Sen üzülmeyeceksin, bana söz ver. Çocuğu orada öylece bırakıp kaçmışsın. Senin artık oğlun da yok, karın da. Affet Allah'ım. Hatalarımı affet. Oğlum. Kerim'im sen de affet. İyi misin aslanım? Albay X intihar etti. Ali'yi alıp çıkıyoruz. Pınar. Gel oğlum. Gel hadi gel. Hoppa. Ali. Hadi hadi. Ali. Pınar. İyi iyi, Pınar. Merak etme, iyiymiş iyiymiş, tamam. Yavaş. Şu okul bitsin de iş hayatına atılalım arkadaş ya. Bıktım babamdan harçlık istemekten. Şimdiden iş hayatına atılabilirsin. Tutan mı var abicim? Part time çalış. Hem okula gidersin hem paranı kazanırsın. Aynen. Bakalım sağa sola. Eleman arayan bir yer görürsem haber veririm kardeşime. Vallahi iyi olur. Alo. Efendim. Kimsiniz? Metin Çoban mı? Benim, buyurun. Siz kimsiniz? Ben savcılıktan arıyorum. Savcılık? Ne oldu ki ya? Almış olduğunuz burslar krediye çevrilmiş. Acil olarak ödeme yapmazsanız hakkınıza soruşturma başlatılacak ve evinize aciz gelecek. Ben burs falan almadım ki hiç. Almışsınız. Kayıtlarda var. Ya almadım diyorum. Ne burs ne kredi almadım ben. Almışsınız kardeşim. İtiraz edecekseniz önce borcunuzu ödeyin, öyle itiraz edin. Ne kadar peki borcum? Yüklü bir miktar. Ödeyebilecek misiniz? Ya biraz bekleyebilir misiniz? Ne olur babamlar duymasın. Öldürür beni vallahi. Tamam. Bu numaradan ulaş bana. Tamam, teşekkürler. Hayırdır? Ne oldu oğlum? Ayhan. Galiba birini düşürdüm oğlum. Aferin be. Kedi olalı bir fare tuttun ha. Geç dalganı. Oğlum sana zırnık koklatmam bak. Oğlum makara yapıyorum ya. Bu işin uzmanı sensin. Biz çömeziz daha. Öğreniyoruz işte yanında. Bak bak, tipe bak. Metin Çoban. Üniversite öğrencisi. Burs, kredi borcu falan bir şeyler salladım. Aklı gitti dümbeleğin. Yazık. Ne tutuşmuştur şimdi. Ne kadar istedin? Çok yüklü miktar dedim. Yem attım. Ucu açık yani. Bakacağız artık. Çektikçe ne geliyorsa Ayhan. Çektikçe ne geliyorsa. Sayın seyirciler. Ay teyze. Zeytinyağlı yapsak ya.
Çiğden mi? Ay yok olmaz öyle. Niye ki? Hüsnü de öyle seviyor. Peki ya ben? Ki. Teyzen, ben nasıl seviyorum acaba? Kamuoyuna sorduk. Nazik Hanım zeytinyağlı mı seviyor? Ay. Yoksa boş konuşmalarla zamanımızı harcamayalım. Fırsat varken bir şeyler yapalım. Ay ne yapalım daha oğlum? Cacık mı istiyorsun yanına? Her gün birilerinin bize ihtiyacı olmuyor. Aslında özellikle bize ihtiyaç duymuyorlar. Ne diyorsun oğlum, ne ihtiyacı? Delirdi mi bu saat, ne oldu? Ya yavrum benim. Ya. Canım. Canımı sıktılar. Ne oldu? Anlat annene. Kuzum. Ya ne diyorsun anne? Asıl sen ne diyorsun? Bizi bir haşladın boş konuşmayın diye. Sonra bizi istemiyor kimse dedi. Of ya, parça çalışıyorum şurada. Sahne ödevim var. Siz gelmiş ne diyorsunuz? Ay. Ya rolden çıktım sizin yüzünüzden. Aman. Ay kafam şişti sabah sabah. Hayır kanala geç kalacağım sizin yüzünüzden ya. Erken gitsen ne olacak? Haber mi var, yaptın mı var? Oğlum boş durmuyoruz, kovalıyoruz işte. Kovalayayım derken kovulma da. Ya sus Allah aşkına ya. Hayret bir şey. Kovacaklar mı seni sahiden yavrum? Ne bileyim anne ya. Editör ters konuştu geçen gün. İyi bir haber getiremezsen işin zor değil ha falan dedi bana. Aa. Ezdirme kız kendini. Memlekette iyi bir şey mi oluyor da iyi haber olsun de. Öyle de. Öyle denmiyor işte teyze ya. Kıyamam ben kuzuma. Kovmazlar kuzum, kovmazlar, üzülme yavrum. Hadi. Allah'ım koru ya Rabbim çocuklarımı ya Rabbim. Öldüm ben, bittim ben ya. Aa, aa. Of, ne oluyor ya? Eve aciz gelecekmiş. Aa, ne zaman? Ya nereden çıktı oğlum? Ya abicim anlatsana şunu doğru düzgün. Kredi borcum varmış. Ay sen kredimi çektin bize sormadan. Baban seni öldürür Metin, öldürür. Ya burs almışım, krediyi çevirmiş banka. Savcılıktan aradılar, ödemezsem aciz gelecekmiş. Adamın numarasını da aldım, parayı bulunca arayacağım artık. Sen ne zaman burs aldın oğlum? Almadım ki işte. Abiciğim ne safsın ya. Ne safa be? Oğlum bir de telefon numarası mı verdiler? Evet. Oğlum dolandırmaya çalışıyorlar seni, anlasana saf mısın nesin? Arama hiç, boş ver. Ay nasıl anladın teyze hemen? Vallahi dedektif gibisin maşallah sana maşallah. Ay ne var bunda anlamayacak Suat? Ya da ara abicim sen ara. Ne oldu lan? Bir fikir geldi aklıma. Şş, sen de bu kıyamı unutma. Ne kıyabı? Benimle ne alakası var? Anlat bakayım. Bak şimdi. Komiserim bir saniye bakabilir misiniz? Ulan hala aynı numara be. Ne oldu abi? Yok bankadan arıyoruz. Yok terör örgütü hesabına dadandı. Yok vergi borcunuz var. Kaç kere basına çıktı hala akıllanamadı millet arkadaş. Hala bu numaraları yiyenler var mı ya? Kalmaz mı kızım? Hesap milletiz arkadaş. Rıza Baba ile Ali nerede? Gelmediler mi daha? Evle uğraşıyorlardır abi. Gelmezler bugün herhalde. Evleri ne hale geldi? Moralleri bozulmuştur bayağı. Arkadaşlar yoklayalım arada. Yalnız bırakmayalım. Doğru söylüyorsun abi. İlgilenmek lazım. Uğrayalım mı? Olur. Devriye sakin geçerse uğrarız. İyi. Hadi kolay gelsin. Haberleşiriz. Haberleşiriz. Eyvallah abi. Aylin hadi. Hadi çıkalım. Haline nasıl dönecek? Olacak anneciğim. Sıkma canını sen. Böyle cana geleceğine mala gelsin tabii. Oğluma bir şey olmadı ya. Doğru. Ben marangozla konuştum çerçeveler için, tamam mı? Duvarlar için de boyacı aradım. Kurşun deliklerini de kapatırlar değil mi? Çocuklar görmesin. Kapanır tabii güzelim. Tamam. Bu yaz ekmiştik bu sardunyaları. Yine ekeceğiz anne. Hem önümüz kış, bahara en alasını ekeceğiz. Coşturacağız gene bahçeyi, söz. İnşallah. Size bir şey olmadı ya.
Gerisi mühim değil oğlum. Evi eskisinden daha güzel yapacağım, söz. Dersleri ne yaptın? Çoktandır okulla alakan yok. Notları alacağım arkadaşlarımdan. İyi bari. Toparlayabilecek misin? Yapacağım elimden geleni. Bakalım. Of of. Al telefonunu. Bu yaştan sonra seni zincirleyecek değilim ama bak, aradın mı ulaşacağım. Kapatmak yok. Tamam, sağ ol. Sen psikoloğa geç kalma sakın ha. Çıkacağım şimdi. Ha. Oradan da okula geçeceğim zaten. Tamam tamam Tunç. Aslanım benim. Kendinle korkutma beni bir daha, tamam mı? O ne demek baba? Biz bozulduk mu? Böyle birbirimize girdik mi? Hiçbir yerim ayar tutmuyor aslanım. Ne oluyor yani? Anladın mı beni? Korkutma beni. Kaçma, kaybolma. Tamam mı? Ya tamam baba. Merak etme dedim ya. Ay. Anladın değil mi ne diyeceğini abicim? Anladım oğlum, tamam. Arıyorum, dur. Ha, hoparlörü al. Evet. Alo. Bugün konuşmuştuk, Metin Çoban ben. Ya benim arabamın değeri 50 bin lira. Onu satacağım. Acaba borcumu ödemeye yeter mi? Kafa kafaya yetiyor. Abi yalnız vergi borcum olduğu için satamıyorum. 2000 liraya ihtiyacım var. Peki vergi borcunu ödeyince arabayı satabilecek misin? Evet evet. Alacağızdır, bekliyor. Halledeyim borcu, notere geçeceğiz hemen. Tamam. Sen bana hesap numaranı mesaj at. Ben sana 2000 lira vereceğim. Gerçekten mi abi? Evet. Zor durumda kalma canım. Ailen duymasın. Sen arabayı satınca bana parasını verirsin. Tamam abi, tamam, sağ ol. Şimdi mesaj atıyorum ben sana. Anlaştık. Lan ne salaklar var ya. Niye 2000'i veriyorsun sen? Hayırdır? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenir mi Ayhan? Ablacığım sen hani işe gidiyordun? Ne gideceğim be? Haber ayağıma kadar gelmiş. Sayemizde tabii. Bedava iş olmaz biliyorsun ablacığım. Ya işiniz gücünüz çıkar menfaaten. Sen bilirsin. Ama sonra kavulunca gelip ağlama. Ay tamam be, tamam. Ne istiyorsunuz, hadi söyleyin. Güzel arkadaşlarına tanıştıracaksın beni. Allah Allah. Oğlum bakın, emin misiniz bu yaptığınıza? Babanız duyarsa hepinizi mahveder. Rahat ol sen anneciğim. Bizde o iş. Ava giden avlanacak kızım, ne güzel işte. Ha? Ay ne cesaret varmış sende teyze. Böyle alengirli işler hiç içime sinmedi benim valla. Hesabıma 2000 lira para yatmış. Oğlum iş çabuk. Harbi salakmış bunlar abicim ya. Ya bilseydim daha çok isterdim ben ya. Hakikaten ha. Ne yapacağız bu parayı? Bir dakika, para işi bende. Para işi bende çünkü ben haberciyim. Habercilik benim işim, evet. Para işini ben hallediyorum. Tamam. Bıçaklama mı? Evet. 4-5 giriş var. Otopside detayına bakılır. Kimlik? Doktor Fuat Veziroğlu. Estetik cerrah. Güvenlik görevlisinden bir şey çıktı mı? Maalesef abi. Adam bir şey görmemiş. Bu arada doktorun arabası da kayıp. Hırsızlık için mi işlendi cinayet? Hemen plakasını anons geçin. Kamera kayıt vesaire. Tamam abi. Oradan bir iz çıkartalım. Merkez 45... Abi otoparkı gören kamera yok. Sokağa baktır. Çıkıştaki kavşağa. Hadi acele biraz, acele, tamam hadi. Aileyle görüştük mü? Yok daha değil. Hadi. Arkadaşlar burası sizde. Hadi. Baş üstüne komiser. Saat kaç oldu? Ödemiş olması lazım. İnternetten 2 dakikalık iş. Arasana. Alo. Ödedin mi vergi borcunu? Ödedim abi. Satmıyor musun? Abi yine bir pürüz çıktı ya. Size karşı da çok mahcubum ama. Ne oldu bu sefer, ne var?
Abi araba bende değil ki. Nerede peki? E sanayide abi. Arka tampona vurdular, o değişti. Ama para çıkmayınca usta el koydu arabaya. Para bul gel öyle veririm arabanı diyor. E tamam sat arabayı, ver parasını. Nasıl satayım abi adamdan almadan arabayı? Altı üstü 1500 lira borcum var. Rehin aldı arabamı ya. Tamam tamam, kapat kapat. Bu sefer de sanayiden kurtaramıyor arabayı. Ne kadarmış? 1,5. Öde öde. Girdik bir işe, katlanacağız artık. E ne yapacağız, ödeyeceğiz mecbur. Verecekler mi dersin? Bilmem, bir şey demedi. Of. Oha. Ne? Ne? Yatırdılar be. Vallahi billahi yatırdılar. 1500 lira hesabını ödüyor. Vay be. Yaşasın be, yaşasın ya. Ulan oturduğumuz yerden para kazanıyoruz ha. Yaşam var 3,5 etti. 3,5 etti yani. Gelsin paralar. Ya ne güzel yenir o para. Ne yaparız lan bu parayla? Üst baş mı süsek, ne yapsak? Teyzenizde tatlı ısmar değil mi? Teyze, alırım tabii ki de ben. Ne oluyor lan burada? Abi kaldır şunu. Ay Hüsnü, ne zaman geldiğini hiç duymadık ya. Hoş geldin Hüsnü. Aç sen bundan yiyebilirsin. Bu ne kızım? Çekirdek mi lan bu? Ne oluyor dedim, ne oluyor? Ne olacak ya? Bir şey oldu yok. Oturuyoruz işte. Oturuyoruz. Oturuyoruz. Böyle. Dur dur bir saniye, arıyor bizimki. Alo. Abi hallettik işleri. Arabayı aldım sanayiden. Borcu harcı falandı. Notere giriyorum şimdi. Tamam çok güzel. Alıcı bana versin parayı, anında senin hesaba yatırıyorum abi. Aferin aslanım. Ya da istersen nakit elden vereyim, bankaya girdi çıktı olmasın. Nakit mi getirecek parayı? Bilmiyorum ki herhalde. Tamam, buluş adamla ara beni. Bakarız duruma göre. Alo, alo abicim, alo. Ne var lan? Noter masrafı falan olacak ya. Yine mi benden isteyeceksin? Oğlum yüzsüz müsün lan sen? Yok be abi, o benden olsun diyecektim. O kadar yorduk seni. Güvendin bana, masrafa girdin. Görevimiz aslanım. Senin gibi pırıl pırıl bir gence yardım etmeyeceğiz de kime yardım edeceğiz? Adamsın abi. Vallahi adamın dibisin. Polis. Kalk, ne oluyor lan? Kalk. Abi gel. Komiserim. Abi, gel. Komiserim. Gerçek buraları. Ne oluyor? Suçumuz ne bizim? Gel yürüyecek abi. Benim arabaya göz koymuşsun lan ayar. Daha ne olacak? Gel abicim, gerçek benim. Nasıl ya? Amansız takibin neticesinde. Kızım biraz ileride çekim yapın kızım hadi. Ama bunu söz vermiştin ya. İntihar kaset bekliyor. Ya anladım da kızım. Oradan da çekersiniz. Al şunu şöyle şöyle al. Bak bu taraftan tamam. Böyle çek. Tamam. Abi böyle abi, geçeceğiz. Ben avukat istiyorum ya. Böyle. Ben de. Üstümde hiç kalmamış canım hadi. Hadi hadi yoldan alırız hadi. Evet al buyurun. Burada. Çek al. Abi çek. Yavaş, ne düşünüyorsunuz? Tamam. Aldınız mı adamları çoban? Güzel. Merkezde görüşürüz. İyi işti çocuklar. Elinize sağlık. Nasıl aynı yapıyor? Vallahi sizden korkulur. Çoban sipar adamı. Canını sigar. Oley! 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 Yavaş! Yavaş! Evdeki durumlar nasıl? Parçalı bulutlu. Daha tam toparlayamadı. Kolay değil. Korktu çocuk. Biliyorum. Ben de korktum. Zaman vereceksin. Hem Tunca hem kendine. O kadar mı? Sen ne yapacaksın? Ben de buralarda olacağım. Yanında. Yanınızda. Sağ ol. Kimsiniz? Polis. Ne oldu? Kötü bir şey yok inşallah.
Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun içeri gelin. Gel. Hadi siz Derya ile oyun oynayın biraz. Misafirlerimiz var. Tamam Candan Hanım. Gel bakalım Derya'cığım, oyun oynayalım. Buyurun, oturun. Sizi dinliyorum. Konu nedir? Konu eşiniz. Evet. Maalesef 2 saat önce Fuat Bey'in cesedini bulduk. Ne? Başınız sağ olsun. Ne? Çok geçmiş olsun. Büyük olayı atlatmışsın. Sarsılmışsındır. Teşekkür ederim. Evet ama geçti işte. Bugün ne konuşacağız? Uyuşturucu kullandığın ilk günlere geri dönelim mi? Neden böyle bir şeye gerek duydun? Ya bir sebebi yok aslında. Herkes kullanıyordu. Ben de denemek istedim. Ne hissettirdi sana? Tekrar kullanmak istedin mi peki? Yani. Çok istemedim aslında. Pek düşünmeden oldu. İlk içtiğinde eski kız arkadaşın Ebru. Orada mıydı o da? Evet. O mu ısrar etti peki? Bilmiyorum. Galiba. Peki hiç aklına geliyor mu? Canını çektiği oluyor mu? Ya bugün erken bitirebilir miyiz? İşim vardı. Tunç, sorundan mı rahatsız oldun? Yok hayır. Biraz başım ağrıyor. İşlerim de var zaten, okul falan. İyi günler. Candan Hanım, sizi böyle bir zamanda yormak istemeyiz ama sormamız gereken bazı şeyler var. Ne soracaksınız sorun. Ama çabuk olun ne olur. Oğlumu okuldan alacağım. Kızım. Kocanızın düşmanı falan var mıydı? Anlaşamadığı, uğraştığı birileri. Aklınıza ne gelirse. Hayır. Hayır yoktu. Kendi halinde bir adamdı. Ne istediler Fuat'ımdan? Ne yapacağım ben sensiz Fuat? Böyle olmayacak sonra. Biz şey yapalım. Candan Hanım. Daha sonra sizinle yine görüşeceğiz. Sizi resmi ekiplerden arkadaşlar yönlendirecek cenaze işlemleri için. Biz yine haberleşeceğiz. Başınız sağ olsun. Tamam. Allah sabır versin. Aylin arıyor. Alo. Doktorun ajandasını aldırdık sekreterinden. Adam dün erken saatte karısıyla birlikte bankaya gitmiş. Sekreterin söylediğine göre doktor eve epey moralsiz dönmüş. Tamam Aylin, biz gidip bankayla bir görüşelim o zaman. Tamam hadi bay bay. Banka mı? Ne alaka? Anlatırım. Gidip bir görüşsek iyi olacak. Şuradaki ne? Ay! Bravo! Bravo! Sahne olsun size be. Sağ ol. Günün kahramanları geldi. Tebrikler gençler. Sağ ol abi. Bizde de biraz polislik var tabii. Olsun o kadar. Kaç yıldır ekipte sayılırız. Yani. Değil mi ya? Tabii yani. Haberci vizyonum yani, pardon. Herhalde. Onu da atlamayalım yani. Çok konuşmayın. Hadi bitirelim şu ifadenizi, daha işimiz var. Ne işimiz var baba ya? Yürü. Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Fuat Bey'in eşi Candan Hanım bankamızdan yakın zamanda yüklü miktarda kredi çekti. Sebep? İhtiyaç mı? İhtiyaç olduğunu sanmıyorum. Fuat Bey'in hesabında 2 milyon üzerinde nakit vardı. Krediyi eşi çekti dediniz. Doktorun bu duruma tepkisi ne oldu? Büyük bir tartışma geçti aralarında. Çok sinirlenmişti Fuat Bey. Sebep? Candan Hanım kardeşi Kutay Bey için çekmişti krediyi. Peki miktarı nedir bu kredinin? 400 bin lira. Ne yapacakmış kardeşi o parayı? Her zaman olduğu gibi Kutay Bey yeni bir iş batırmış. Durumunu kurtarması için lazımmış bu para. Getir Arda. Hadi 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 hadi. Ne olmuş oğlum buraya? Ya bak. Başlamışlar bile. Ya. Baba. Kolay gelsin. Ya ne işiniz var burada çocuklar? Yardıma geldik Rıza baba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hadi hadi sallanmayın hadi. Herkes bir işin ucundan tutsun.
Zeliha sen de içeride Pınar abla yardım et. Tamam baba. Zahmet etmişsiniz çoban. Hallediyorduk biz işte. Olur mu Zah baba? Bu benim eşek sıpaları var ya. Delişi de katıyorum bu işin içine. Bugün bunların eti senin, kemiği de senin. Ne kadar ağır iş varsa söyle yapsınlar. Gerçi ceza gibi olmasa da yani... Bilmez miyim? Yaparlar, koşarlar yani. Peki, ne yaptılar yine? Vallahi baba, boylarından büyük işe kalkıştılar diyeyim sen anla. Baba hadi bana müsaade. Hadi güle güle, müsaade senin çoban, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Abi eyvallah, görüşürüz. Sağ olun çocuklar, hadi bakalım hadi. Geçmiş olsun ya. Teşekkür ederim canım. Hadi ne yapıyoruz? Eldivenler var. Şurada da çöp poşetleri. Evet. Usta bunları da al, hepsi aynı ama. Tekin, al şunları. Dikkat et. Al şunları. Abi, al şunu da. Ortada paylaşılamayan 400 bin lira var. Bu yüzden karı koca birbirine giriyor. Ertesi gün herif ölüyor. Mutlaka bir bağlantısı olmalı. Kadını ve kardeşini merkeze getirip soralım. Tamam abi. Affedersiniz. Alo. Buyurun Altuğ Bey. Bir problem yok inşallah. Tunç bugün seansı erken bitirmek istedi. Mesut Bey'i arayıp telaşlandırmak istemedim. Sizin bilginiz olsun diye aradım. Tamam, sağ olun. Hay Allah. Ne alemdesin? Nasıl geçti Altuğ'yla? İyi. Ne yapıyorsun? Kitap okuyorum. Evdesin değil mi? Çıkmıyorsun. Yok baba yok. Merak etme burayı. İyi eyvallah. Dolapta yemek var. Tamam. Çok canım sıkılıyor garip çok. Bugün ifade vermedin mi? Evet, haklısınız ama tekrar bilginize başvurmamız gerekti. Bize dün bankada yaşanan kavgadan bahseder misiniz? Siz nereden öğrendiniz? Tamam, enişte bey Allah rahmet eylesin de benim ne alakam var kardeşim? Candan'ı da beni de rahat bırakın. Önce birkaç şey soralım, sonra rahat mı bırakırız, ne yaparız? Orasına bakacağız. Fuat artık Kutay'ın sorumsuzluklarından bıkmıştı. O yüzden kavga ettik. Peki, haksız mıydı? Hayır, sonuna kadar haklıydı. Ben ona fark ettirmeden kardeşime yardım etmek istedim. Fuat Bey öğrenince de kavga ettiniz. Evet. Peki, cinayetin işlendiği gece neredeydiniz? Evdeydim. Söylemiştim daha önce. Eski sabıka kayıtlarını inceledik. Evet, zamanında yaptık bir şeyler ama enişteye neden yapayım? Cinayetin işlendiği gece neredeydin peki? Kulüpteydim. Ne kulübü? Nerede? Aslı sokakta, zil kulüp. Kumar oynatılan mekan değil mi orasıydı? Evet. Her ay düzenli baskın yerler. Ama tezgah, aynen devam. Ne yapayım abi? Belki şansım döner diye gittim oynadım. Orada olduğuna dair şahit gösterebilir misin bize? Candan'dan bir şey çıkmayacak. Bu heriften bir şeyler çıkabilir. Bir kulüp adresi verdi. Gidip bakalım şu mekana. Sen eve git istersen. Tunç'un yanında ol. Niye o? Ne demek niye? Git oğlunun yanında ol işte. Sabah görürüm ben onu. Önümüzdeki işi bitirelim önce. İyi geldi baksana. Benden bana işte bu.
rahatsız ediyorsunuz. Buyurun. Bir tane daha alabilirim. Daha bir tane daha. Yokum. Bir şey ısmarlayacağız. Salonu doldurduk yine. Nasıl Aslat? 12 saat oldu. Sağdaki masanın maşallahı var. İyi iyi. 21 ne yaptı? O masa biraz zayıf abi. Yalnız karşıdaki bayağı bir para bıraktı abi. Nakiti bitti, çekle oynuyor. Servisi aksatmayın. Dayayın içki. Tamam abi. Ama abartmayın. Çok da bayılmasın. Sen merak etme abi. Yok. Tamam. Toplanın beyler, toplanın. Ahlak şube tamam mıyız? Tamamız komiserim. Zaten her birinizin 40 defa yaptığı iş. Yalnız daha da araç lazım. Oynayanları da alacağız, tamam mı? Kıyağımızı da unutmayın. Tertemiz baskına kondunuz sayemizde. Beyler, hazır anlaştık mıyız? Değil mi? Hadi. Ferdi bizde kalıyor, geri kalanları siz topluyorsunuz. Anlaşıldı komiserim. Hadi. Al bunu sen. Evet. Ferdi abi, polis. Harbi mi? Kapıyı kapatın. Tamam. Bitiriyoruz beyler. Polis geldi. Lan Ferdi, buraya geçen ay basmadılar mı? Kardeşim, Kıbrıs orada. Git o zaman oraya. Hadi, hadi. Kapla, kapla çabuk. Hadi. Hadi çabuk. Kapla çabuk, hadi. Hadi sallanmayın. Hadi, hadi. Hadi hızlı. Abi, kamera. Hayda, bu ne şimdi? Abi, görmüşler midir bizi? Hadi, hadi, acele et, hadi. Aç ışığı! Açsanıza lan, delirtmeyin adamı! Versene şu koçbaşını. Geç kalacağız. Ya adamlar kaçarsa? Arkaya baktık, başka çıkış yok. Polis! Polis! Kimse kıpırdamasın! Çıkarın kimlikleri, çıkarın! Kimlikleri çıkarın! Niye açmıyorsunuz lan kapıyı? Duymamışız komiserim, ne oldu ki? Kumar oynatıyor musunuz burada? Yok komiserim, ne kumarı? Partimizin toplantısı var. Ne partisi ya? Memleket partisi. Kısmetse ilk seçimde ana muhalefette, bir sonrakinde tek başımıza iktidardayız, Allah! Lan bak, oğlum kafanı kırdırtma şimdi ha! Düzgün dur, adam gibi cevap ver. Ferdi sen misin? Benim amirim. Ferdi, kumar mı oynatıyorsun burada? Ayşe. Ferdi, kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun Ferdi. Kardeşim, nerede üç kişi bir araya toplansa suç oluyor. Ayıp yahu. Böyle mi gelişecek Türkiye? Bugün Türkiye'de %10 barajı olmasa biz bugün kesin... Alın abi bunu, senin, alın bunu. Komiserim. Alın. Bunları bulduk. Bakın, ne bu? Ha? Daha da topluyor arkadaşlar. Ha? Kay ablacığım sen, kay. İskambiller, kumar fişleri, tombala kartları. Bunlar ne Ferdi? Hazine yardımı mı? Yılbaşından kalmıştır. Bak bak, alın daha şunu götürün. Çıkıyor. Alın şunu götürün. Elimden bir kaza çıkacak. Gel böyle, hadi gel abi, hadi hadi. Gel. Komiserim, biz bıktık, evet, siz bıkmadınız. Bıkmadınız haydi ya. Haydi beyler, buyurun. Haydi. Bu 14. baskı. Anam babamı sizin kadar görmüyorum hadi ya. Kanka, hadi kanka, hadi. Hadi. Alın herkese. İnşam. Ferdi, salağa yatmayı bırak. Zaten kumar falan bizim umrumuzda değil. Öyle mi? Ne istiyorsunuz? Bu kim? Müşterim, Kutay. En son ne zaman görüştünüz? Dün gece bizdeydi. Ne oldu ki? Kutay'ın ifadesi tutuyor, doğru söylemiş. Belki başkasına havale etti işi. Biz seni buraya cinayetten çağırdık Ferdi. Durun bir dakika. Ne cinayeti ya? Ben kimseyi öldürmedim. Seninle ilgisi yok zaten. Bu adam öldü. Doktor Fuat değil mi bu? Allah rahmet eylesin. İyi adamdı. Onu nereden tanıyorsun lan? O da mı kumarı oynuyordu? Yok, hiç oynamadı. Başka sebepten tanıştık. Ama ortağı çok gelip giderdi bize. Ortağı mı? Fuat'ın ortağı mı varmış? Bizde var mı böyle bir bilgi? Yok, yeni duyuyorum ben de. Kim lan bu ortak, biz bilmiyoruz. Estetikçi doktor o da, Necdet.
Bilmemeniz normal. Bozdular ortaklığı 2-3 yıl önce. O zamanlar büyük borç takmıştı bana Necdet. Fuat da ortağının senetlerini gelip satın aldı benden. O yüzden kapıştılar. Attı başından herifi, kurtuldu. Yürüdü gitti. İyi adamdır rahmetli. Necdet ne yaptı? Geldi mi ki cenazesine? Kanlı bıçaklıydılar bir ara. Ne bileyim lan cenazeye geldi mi gelmedi mi? Allah Allah. Hayır yani komiserim, merak ettim de ondan sordum. Bak hala konuşuyor. Bir de bunlarla uğraşıyoruz ha. Yok cenazeye geldi. Ha Hande. Nereye geldi? Doktor Fethi'nin ortağı Necdet. Bir araştır bakalım kimmiş. Merkez 45-22. Aranan aracı bulduk. Abi aracı bulduk. Tamam. Fuat Veziroğlu'nun aracı değil mi? Kamera falan var mı etrafta? Maalesef abi hiç yok. Çekici çağırdık bekliyoruz. Bizim otoparka aldırın. Kıl, tüy, parmak izi ne var ne yok elden geçsinler. Anlaşıldı abi tamam. Ya işte bir iki eksik var da hallolur onlar da. Kardeşim pek faydamız dokunmadı sana. Bırakamadık buradaki işleri. Yok be abi canın sağ olsun. Pınar nasıl? İyi iyi keyfi yerinde. Aman iyi olsun da. Cinayette ne durumdayız? Fuat'ın kayınbiraderi aklandı. O gece kumardaymış, şahitleri var. Kadını zaten dün bırakmıştık. Şimdi elimizde yeni bir şüpheli var. Kimmiş peki o? Maktulün eski ortağı Necdet. O da rahmetli Fuat gibi doktor. Kardeşimin bir suçu olmadığını söylemiştim. Pek akıllı sayılmaz ama kız kardeşinin kocasını da öldürmez. Kusura bakmayın Candan Hanım ama bizi de anlamaya çalışın. Biz de kocanızın katilini bulmak için uğraşıyoruz. Kocanızın eski ortağını ne kadar tanıyorsunuz? Necdet'i mi? İyi tanırım. Berbat herifin tekidir. Uyuşturucu bulundurma ve temini yüzünden 6 ay tutuklu kalmış. Ne doktormuş ama? Başka? Cezaevinden çıkmış ama tabipler odasına sorduk. Hakkında soruşturma açmışlar. Adam lisansını kaybetmek üzere. Uyuşturucu haricinde ciddi bir kumar sorunu var. Borçlarını hep Fuat ödemiş. Mesut'la Selin maktulün evine gittiler Rıza Baba. Daha detaylı bilgi almaya çalışacağız. Güzel, güzel, güzel. Birkaç kez hastalara asılırken de yakalamıştı Fuat. Kavga dövüş ayırdılar ortaklığı. Yeni klinik açtı mı kendine Necdet? Galiba açtı. Adresini sorar öğrenirim isterseniz. Bir iki telefonuma bakar. İyi olur Candan Hanım. Aracın sahibinin parmak izleri burada. Başka biri kullanmış mı onu öğrenmeye çalışıyoruz. Yarım saate anlarız kardeşim. Senin işler de zevkliymiş aslında. Zor mu? Pek değil. Yapa yapa öğreniyorsun sonuçta. Bir gün gel sana da öğretirim. Tamam. Kardeşim sen önüne bir baksan. Rıza babaya ayıp olmasın sonra. Ha? Hadi. Abi gelmişken senin burnuna da baktıralım mı? Neyi mi? Şu burnuna biraz... Zevzek. Merhaba. Merhaba, buyurun. Doktor Necdet Soydan'ın ofisi burası mı hanımefendi? Burası ne vardı? Nerede kendisi? Burnunuzu yaklaşık 1,5-2 santim kaldırabiliyoruz. Dudaklarınız için dolgu, alnınızdaki kırışıklıklar için de botoks tavsiye ederim. Bunların hepsini birden karşılayamam. Ödemede kolaylık sağlarız, merak etmeyin. Sizin gibi bir güzellik kliniğimize kadar gelmiş. Mutlu ayrılmanız için elimizden geleni yaparız. Neyse, ben bir düşüneyim. Kalsaydınız öğle yemeği yerdik. Aç değilim, teşekkürler. Necdet Bey, polis geldi. Polis mi? Buyurun. Bizimle merkeze kadar geleceksiniz. Buyurun. İfadeniz gerekli. Sebep? Cinayet. Ne cinayeti? Sallığa mı yatıyorsunuz beyefendi? Ortağınız dün öldürüldü, yeni duymadınız herhalde. Ha, o mesele. Eski ortağımdı o. Benimle ne ilgisi var ki? Çok konuştun Necdet. Al ceketini yürü hadi. Senin patron başka müşteri almıyor bugün. Böyle olur mu kardeşim? Hadi abiciğim, hadi. Hadi. Ama bu yaptığınız hiç hoş değil. Aracın direksiyon ve kapı kolunda ikinci bir kişinin parmak izi tespit edildi. Ha, epey hızlı oldu ha. Kudret sağ olsun Rıza baba. Kimmiş? Giray Dönmez. Eski bir hükümlü. Yaralama suçundan Kartal cezaevinde yatmış.
Kartal mı? O da mı? Niye şaşırdınız? Necdet de Kartal cezaevinde tutukluymuş. Hem de aynı yıllarda yatmışlar. Katil Giray'sa ve azmettirici de Necdet'se bunların arasındaki ilişkiyi kanıtlamamız gerek. Sorgusu başladım. Ne olmuş aynı cezaevinde yattıysak? Kim bilir kaç bin kişi yatıyordu orada. Hepsini nereden tanıyacağım? Ama Fuat'la bir derdin vardı. Bunu inkar etmiyorsun. Hı? Ortaklığımızı bozdu. Klinikleri ayırdı. Tüm müşterilerim onda kaldı. Bunlardan ötürü ona öfkeli miyim? Evet. Ama cinayet kim, ben kim? Kabul etmiyorum. Herifin kaşı gözü ayrı oynuyor. Farkındayım ama savcıya kanıt olarak kaşını gözünü sunamayız. Ya delil lazım ya da itiraf. Cinayet gecesi neredeydin? Kızım biriyle yemekteydim. Adı ne bu kızın? Başak. Başak değerim bence. Hem kızın hem de restoranın adresini yaz bakalım şuraya. Yeni hedef belli oldu. Kızla bir an önce konuşmak lazım. Bahsettiği restorana da bakılsın. Azmettirici burada ama asıl tetikçiyi bulmamız lazım. Gireyi her yerde arıyoruz. Çocuklar adreslerine bakıyor. Ama sanmıyoruz evine gitsin. Akıllı geçiniyor ama bir yerde bir şekilde açık verecek, eminim. Girey evinde değil abi. İki aydır karısıyla ayrı yaşıyorlarmış. Yalnız kadın bir arkadaşının adını verdi. Sanayide bir yeri varmış, oraya bakın dedi. Aha. Anlaşıldı abi. Ne yapıyoruz? Sanayiye gidiyoruz. Hüsnü abi bulmadan gelmeyin dedi. Sanayi sitesi nerede var İstanbul'da? Canım ya. Hayatında ilk defa sanayiye gidecek. Necdet mi? Ne olmuş Necdet'e? İki gece önce seninle birlikte yemekte olduğunu iddia ediyor. Doğru. Baş başa mıydınız yemekte? Evet. Yani çoğu zaman. Nasıl yani çoğu zaman? Ne demek yani? Bir ara kalktı, mekanın dışında biriyle buluştu. İki dakika konuştular, sonra yolladı adamı, masaya döndü. Nasıl bir tipti bu adam? Hırpani, serseri kılıklı biri. Peki bunlardan biri olabilir mi Başak? Bakar mısın? Şu işte. Bu. Emin misin? Evet evet, buydu kesin. Kadın Giray'ı bir bakışta tanıdım. O gece Necdet'le ikisinin buluştuğu kesin. Yani bağlantıyı yakaladık. Ama hala ispat edemiyoruz. Çünkü restoranın güvenlik kameraları o gece çalışmıyormuş. İşi nereden tutsak elimizde kalıyor yani. Kadının ifadesi işe yaramaz mı? Yetmez. Necdet'i bırakıyoruz. Takibi alalım. Bakalım bizi nereye götürecek. Anlaşıldı müdürüm. Tamam baba. Pardon müdürüm. Efendim Volkan. Giray'ı bulduk başkomiserim. Bir arkadaşın tamirhanesinde. Birkaç gündür burada yatıp kalkıyormuş. Nerede şimdi? Dükkanda. Bugün hiç çıkmamış. Aferin lan size. Adresi yolla. Mekanı çevreleyin. Gözünüzde dört açın. Katili bulduk Rıza abla. Giray sanayideymiş. Ne duruyorsunuz o zaman? Hadi çıkın hemen. Adamı alıp geleceğiz. Beni Necdet azmettirdi mi diyecek. İkisini birbirine düşüreceğiz. E nasıl olacak o? Siz bana bırakın onu. Hadi çıkın. Hadi arkadaş. Hadi. Bahtıma tüküreyim. Hayırdır abi, ne işin vardı emniyette? İfadeye mi çağırdılar? Sana ne kardeşim? Önüne bak sen. Ne var? Benim kaçmam lazım. Az daha bekle. Bulacağız bir yolu. Ne yolu lan? Yolu mu kalmış? Fare gibi kısılıp kaldım burada. Param var, harcayamıyorum. Ne işime yaradı bu iş benim? Halledeceğim dedim işte. Daha ne diyeyim? Çok canın sıkılıyorsa otur para say.
Hangi dükkan abi? Şurası abi. Arka çıkış var mı? Baktık yok abi. Yok abi. İyi. Hadi girelim. Adam cinayeti bıçakla işledi ama bu silahı yok demek değil. Dikkat edin, tamam mı? Tamam abi. Hadi alo, bırakın gevezeli. Hadi bırakın gevezeli. Hadi. Arkayı tutun, arkayı. Sanayi mıntıkasının tüm ekiplerine şüpheli kaçıyor. 1.90 boylarında. Dikkat etsene kardeşim. Ulan Hande, ulan Hande. Yaktım şarabı. Koş. Ne tarafta? Görmedim ki. Kızım bir şey de gör be. Dur. Polis. Sakın direnme lan. Geç şöyle. Kızım ne biçim iş yapıyorsun? Hani arka çıkış yoktu mekanda? Görmemişim komiserim, çok özür dilerim. Bakın abi ne var burada? Kim verdi sana parayı? Kimse vermedi. Kendi param. Cinayeti de tek başına işledin yani. Öyle olsun. Alın hadi. Geç. Yürü. Yüreği aldık baba. Cebinden telefon çıktı mı? Çıktı baba, çıktı evet. Niye? Şimdi beni iyi dinle. Bu ara bir avukata ihtiyacım olabilir. Büyütecek bir şey yok. Bir mevzu var, polis soru sorup duruyor. Vekalet ayarlayalım bir an önce. Tamam, ararım yine. Hadi, eyvallah. Ah. Polis beni soruyor, daha çok para lazım. Ulan Giray, ulan adi herif. Mihrabat korusuna gel. Bir sağ sor. Herif iyimi yuttu. Bu iş bu kadar. Necdet'i bize vermen için son şansın. Necdet kim tanımıyorum. Telefonla mesaj atan adamı tanımıyorsun öyle mi? Hayırdır Necdet? Kimi vuracaksın? Ne için var lan burada? Bu sefer ne? Yoksa Giray'ı mı arıyordun Necdet? Ha? Ulan şaka maka beni vuruyordun Necdet. Ha? Doktordan sonra sıra bana mı geldi? Siz oyun oynadınız bana. Allah'ın belaları. Yaktınız beni. Sen kendini yaktın gerizekalı. Hadi götürün şunu. Yürü, hadi yürü. Anladın mı ne olduğunu? Bir daha izlemek ister misin? Senin Necdet abin seni temizlemek için geldi oraya. Yani onu korumak için çok uğraş mı istersen? O seni düşünmüyor Giray. Sen sarıp neredeyse beni vuruyordu lan. Vay kansız. Ulan ben bu herif için cinayet işledim be. Şöyle. Şimdi anlat bakalım her şeyi. Herkes hak ettiği cezayı alsın. Tamam lan anlatacağım. Ne olursa olsun. Kartal Kapalı'da tanıştık Necdet'le. Uyuşturucudan mı ne girmiş?
6 ay yatıp çıktı zaten. O ara arkadaş olduk biz. Sonra ben de çıktım hapisten. İş yok, güç yok, para yok. Necdet'ten yardım istedim. Önce yok dedi, gönderdi. Sonra bir gün aradı beni. Bir eski ortağım var dedi. Tüm müşterilerimi çaldı benden. Yaparsan çok para veririm dedi. 40.000'e anlaştık. Adresi verdi, bir de adamın fotoğrafını. Kliniğin otoparkında gece vakti pusu kurdum. Fuat çıkınca da taktım bıçağı. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Avukatım olmadan konuşmayacağım. İyi, siz bilirsiniz. Elimizde kanıt çok. Adamınız her şeyi itiraf etti zaten. Siz etmeseniz de olur. Kolay sandın değil mi? Bir plan yaparım. Herkesi uyuturum sandın değil mi Necdet? Bugün Fuat'ın evindeydik. Babasız kalmış bir çocuk gördük. Neye uğradığını şaşırmış. Öyle bakıyordu bize. Ömür boyunca babasını özleyecek. Hem de ne diye? Senin gibi aşağılık pislik hırsına doyamadı diye. İnşallah bir gün büyüdüğünde o çocuğun eline düşersin Necdet. Allah büyük. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Bugünkü gibi bir hata daha istemiyorum. Anladın mı kızım? Mekanda arka kapı yok dedin. Sana güvendik, kaçırıyorduk az kaldı adamı. Affedersiniz başkomiserim, bir daha olmaz. Olmasın bir zahmet. Hakikaten ya. Sen nasıl böyle bir hata yaptın ki? Neyse ya. Allah'tan yine yakaladık adamı. Yani yatıp kalkıp bize dua etmen lazım. Yoksa disipline giderdi arkadaş değil mi kardeşim? Öyle bir fırçayla da kurtulamazdın yani. Öf yeter ya. Buldunuz bir açığımı konuşup durursunuz artık. Bana bak lan çok mu yüklendik? Bırak ya. Bu mu yüklenmek? Bize neler yaptılar çaylaklıkta? İyi yani. Yemek nasıl olmuş? Hiçbir şey demediniz. Gelişme var. Sağ ol ya. Şaka şaka. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Eline sağlık Selin abla. Afiyet olsun. Tatlılar da benden olsun. Köşede bir pastane var. Acayip güzel süttaç yapıyor. Herkes yiyor mu? Hı. Ben gideyim alayım geleyim. Ben yerim. Ben istemem. Alma bana. Niye ya? Canım istemiyor. Şş, bak bakayım bana. Senin keyfin yok değil mi? Ha? Yok. Yok yok. Ben gidip alıp geliyorum. Üstüne bir şey koydurayım mı? Ha? Fındık fıstık. Ha, üzüm. Ha? Ben istemem. Hadi oğlum. Seanslar nasıl gidiyor Altuğ'yla? Biraz sıkıcı. Sıkıcı derken? Yani sıkıcı işte. Tanımadığım birinin karşısına geçip hayatını anlatmak sıkıcı. Ama baba istedi bir kez. Gitmesek de olmaz. Ama bu senin iyiliğin için Tunç, biliyorsun değil mi? Hangi iyilik Selin abla? Bir hata yaptık eyvallah. Ama bu kadar üstüne gidilmez ki insanın. Dedim sana. Sesini çıkarma. Çektiğin parayı hemen bana ver. Tamam. Hadi hadi hadi. Tamam tamam sakin hadi. Ol. Hadi. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Allah'ım inanmıyorum. Tamam Ayla'cığım sağ ol. Sağ ol. Çok mersi. İster misin? Yok teşekkür ederim. Sağ ol anne. Özlemişim evimi. Kaç gündür polis evinde kalmaktan çok sıkılmıştık. Elinize sağlık ama ne güzel. Evde eskisinden güzel oldu ha. Ay o darmadağın hali hiç gözümün önünden gitmeyecek. Sağ olsun çocuklar da az koşturmadı ama. Yarın bir börek yapalım da götürün yesinler. İyi düşünün anne yapalım. Biz de az koşturmadık Pınar Hanım. Biz düşünen yok mu?
Hadi bakalım, hadi. Başımıza gelen son musibet bu olsun, hadi. Kazasız belasız günlere, tamam mı? Hadi. Afiyet olsun. İnşallah. Sağlığına karıcığım. Yüzünü hiç mi görmedin? Arkadan geldi dedim ya. Parayı alınca da ittirdi beni. Yere düştüm. Ben kalkana kadar o gitmişti. Ne kadar kaptırdın? 500 lira falan. Ay sonuna kadar ne yapacağım bilmiyorum. Peki kardeşim, tamam da polisin neticede. Karşı koymaya çalışmadın mı? Seni de boğazına bıçaklayasınlar görürüm. Ayrıca silahım da yanımda yoktu. Kilitlenip kaldım, ne yapayım? Devrem haklı. Bazen insanın basireti bağlanır. Neyse, geçmiş olsun. Sağ olun. Ya bir şey isteyeceğim sizden. Bizim ekibin kulağına gitmez değil mi bu iş? Zaten yeni polis oldum, ciddi yalan yok. Bir de bu olay duyulursa tefe koyarlar beni. Aramızda kalsın, olur mu? Olur, olur peki. Peki. Çok sağ olun. Beni çağırmışsınız müdürüm. Şu dün gece olanları bir de bize anlat bakalım ha. Dün gece olanlar mı? Aa, Hande'cim, soyunmandan bahsediyoruz. O kadar tembih ettim aramızda kalsın diye. Sabah ilk iş dosyayı bize yollamışlar. Sana da selam söylediler. Çarpıldın mı kız? Yok yani, çarpılmak demeyelim de. Ne diyelim peki? Başkomiserim, ben bilemedim ne yapacağımı, affedersiniz. Bizden niye özür diliyorsun kızım? Hı? Ayrıca özür dileyeceksen gasp edildiğin için dileme. Meseleyi niye karakol ekipleriyle çözmek istedin, onu söylesen. Senin komiserin haklı yani. Biz neyiz burada, eşek başı mıyız burada biz? Affedersiniz neyse, müdürüm. Neyse. Ali, gidin halledin şu işi. Hırsızı bulalım da kızın maaşını kurtaralım bari. Hadi. Hadi. Selin. Babanla aran nasıl? Pek keyfimiz yok. O bana gıcık, ben ona. Öyle takılıyoruz işte. Onun için de kolay değil bu durumları sindirmek. Belki de böylesi daha çok hoşuna gidiyor. Nasıl olsa o haklı, ben haksızım. Yakaladı açığımı. Yaptığımı sonsuza kadar yüzüme vuracak. Bu tutumunu az çok anlıyorum. Şimdi herkes karşıymış. Herkes sana düşman. Kim dokunsa patlayacaksın. Biraz öyle. Bak, bu düşüncelerin sana hiçbir faydası yok. Baban senin düşmanın değil. Hatta kimse düşmanın değil. Kendinle de, çevrenle de barışman lazım. Bunu unutma. Ve sakin olmaya çalış, olur mu? Abi, bankamatiğin güvenlik varis kaydı. Ver bakalım. Saat kaçta oldu demiştin? 10:30 falandı komiserim. Hande, bak ne diyeceğim. Ne? Bizim mahallede bir Aikido kursu var. İlgilenir misin? Ya da en iyisi silah al bence bir tane. Gerçi sende var bir tane değil mi? Dalga geçmeyin lan kızla. Siz çok matarsınız sanki. Aç şunu. Hande Hanım göründü. Bayağı bıçak dayamış. Hakikaten ya. Anladınız mı şimdi? Anladık. Kusura bakma. Bu herif tanıdık. Adı Vural. Namı diğer Akrep Vural. Hırsızlıktan kaydı var. Bizim elimize de düştü bir kere. Artık geç direksiyonu. Adresini biliyor musunuz komiserim? Adresi yok da. Dayısının kahvesi var. Oraya bakalım, oralardadır. Tamam kızım, asma suratını, bulacağız. Hadi. Ya abi çok saçma değil mi ya? Nedir ya? Pardon birader. Başarım lan, pardon lan. Bak. Önüne bak. Ne oluyor ya? Ne diyorsun kardeşim sen? Pardon dedik kardeşim, ne küfür ediyorsun? Küfür edersem ne olacak lan? 3 kişi bir araya geldiniz, delikanlı mı oldunuz lan? Hey, tamam. Ya deli midir nedir? Tamam gel. Lan sen kimsin oğlum? Tamam gel buraya. Adam oğlum lan, pişman edin sizi. Hadi yürüyün lan. Topla arkadaşlarına defol git. Yürü abi, yürü. Bir daha görmeyeceğim sizi sokakta. Dunç, niye böyle yaptın oğlum ya? Ne oldu aslanım? Yok bir şey Yaşar abi, işine bak sen. Mesut komiserin oğlu değil mi o? Evet o. Ya. Hiç böyle değildi bu çocuk. Genç işte. Görüşürüz. Eyvallah, görüşürüz. Arkadaşlar kimlikleri alalım. Vural'ın dayısı sensin değil mi? Tamam, hatırladım seni. Gene ne yaptı bizimki? Gasp. Hem de bu sefer cami duvarına. Yapma be komiserim. 3 senede infazı vardı daha. Artık geçmiş olsun. Yaktı infazını. Korkmuyorsun değil mi? Ne korkacağım ya? Hani biz sürerkenin içindeyiz ya. Tedirgin falan olma yani. Biz buradayız, rahat ol. Sussanıza bir siz artık ya.
Bak nasıl olsa bulacağız. Çok uğraştırma, bizi de yorma. Allah'ından bulsun, ne diyeyim? Buralardadır. Tamam dayı, neredeyse söyle işte, uzatma. Beyler, kimlikler alayım. İşte, evet. İşte orada şerefsiz. Kalk ayağa. Anne, anne ne yapıyorsun? Kalk, anne, sakin kalk dedim sana. Kalk. Anne, sakin. Anne, sakin. Ne yapıyorsun? Ya, sakin olsana. Dün gece bıçağı boğazıma dayarken öyle demiyordun. Anne. Anne, ne yapıyorsun kızım? İndir şu silahı. Hadi Arda, hadi Arda. Vur kelepçi. Hadi. Hadi siz çıkın dışarı. Kalk. Kalk lan. Hadi be kızım ya. Aç şunu artık, aç şunu be. Çıldırtacaksın illa beni değil mi ya? Alo. Alo. Tunç benim, Ebru'nun babası. Ha merhaba. Ebru'yu aramıştım ama cep telefonu kapalı olunca evi deneyeyim dedim. Cep telefonuna el koydum Ebru'nun. Üstelik cezalı. Buluşmak istiyorsan unut. Evden çıkamaz Ebru. Telefonla çağırır mısınız? Çağırmam. Cezalı dedim ya. Sen de unut Ebru'yu. Zaten zor baş ediyoruz. Alo. Alo. Senin maaşı kurtardık. Say bakalım. Sahi mi? Sahi canım. Vural'ın evinden çıktı bütün para. Allah'tan hiç harcanmamış. Tamamını kurtardık şansına. Ya. Yani biraz eksik vardı ama onu da biz aramadık. Oğlum aramızda kalacak dedik ya. Ben duymadım ki onu abi ya. Yani... Oh ya, nasıl rahatladım var ya. Çok teşekkür ederim hepinize. Adde. Buyurun müdürüm. İstersen paran bende dursun ha. İhtiyacın oldukça gel benden haçlık iste. Yapmayın müdürüm. Şaka bir yana, geçmiş olsun anne. Tamam polisiz ama Süpermen de değiliz. Bazen biz de gafil avlanırız değil mi? Ama unutmayacaksın. Burada hepimiz senin abiniz, kardeşiniz. Böyle bir şey olduğunda çekinmeden ilk bize geleceksin. Tamam komiserim. Hepimiz kahve içeriz değil mi arkadaşlar? İçeriz, evet, içeriz. İçeriz, içeriz vallahi. Hemen geliyor komiserim. Koş bakalım hemen, hemen. Kahve. Şimdi ne olacak? Kardeşin tüm suçu üstlendi. Canın sıkılıyor bu işe biliyorum ama... ikiniz birden gireceğinize böylesi daha iyi, emin ol. Dışarıda daha çok faydan olur kardeşine. Görüyorsun değil mi avukat? Bir hafta önce kraldık, bir hafta sonra neredeyiz? Kıza tozu sen verdin, kız öldü. Kendi vurmadım. Niye seni arıyor polis? Abi malı benim verdiğimi biliyorlar. Kameraya yakalanmış. Kardeşim! Bir bak. Buyurun. Hani bize de bırakıyordunuz? Getirdik koçum. Sürpriz! Polis! Kimse kıpırdamasın! Dur! Herkes yerine kalsın! Polis! Geç! Otur yere! Yatay! Dur! Polis! Otur! Geç. Kıpırdama! Kıpırdama! Kaldır ellerini! Kaldır! Herkes yerine otursun! Kimse kıpırdamasın! Gel lan buraya! Dur! Bırak! Çıkıyorlar. Müsaade var mı kardeşi? Allah'a emanet ol. Hakkını ödeyemem. Senden istediğimi unutma. Bizi bitirmek isteyenleri sen bitireceksin. Merak etme kardeşim. Hay Allah'ım ya. Selamun aleyküm Oktay kardeş. Koray abi. Abi siz çıktınız mı? Ben çıktım. Kardeşim kaldı içeride. Sizi takip eden polisler geldi, bizi buldu Oktay. Ekrem kaç yıl yatacak biliyor musun Oktay? Abi konuşurduk bunları. Buraya kadar gelmenize gerek yoktu ki. Ama madem geldik, konuşmadan gitmeyelim değil mi? Şimdi mi geç abi? Geç arabaya. Geç.
Abi kendine geldi. Abi. Geldi mi lan kendine? Ha? 3 dakikadır yoksun oğlum, öldün sandık lan. Abi. Abi Allah belamı versin. Ben ister miyim Ekrem abi hapse girsin? Abi hep Barkın'ın yüzünden abi. Onun da cezasını vereceğiz, senin de vereceğiz. Hak geçmeyeceğiz, hiç merak etme. Abi, abi benim suçum yok. Barkın'ın da yok. Hepsi o Tunç yüzünden. Tunç mu? Tunç kim lan? Ebru'nun manitası abi. Babası polis. Bizle birlikte hapa takıldı birkaç kez. Babası öğrenince de canımızı okudu. Onun yüzünden takip ettiler bizi abi. Babası kim lan bunun? Mesut galiba abi. Senin mekanı basan da onlar. Git onlardan hesap sor abi, benden ne istiyorsun? Tunç'un suçu hepsi. Arayın lan avukatı. Tunç kim, Mesut kim, adam akıllı öğrenin lan hepsini. Anlaşıldı abi. Ebru'nun adresini biliyorum abi. Onu vereyim. Bulursun ikisini de. Dövdükçe iden iyi açıldı Noktaş sen ha. Demek ki bir bu kadar daha dövsek daha neler duyacağız. Abi. Abi yapma abi. Abi. Abi yapma abi. Abi yapma. Abi. Dur lan. Kimliğini araştırınca adamı daha önce aldığımızı gördük. Bir uyuşturucu davasında ifadesini almıştık geçen hafta. Galiba Mesut komiserin oğlu da var bu mevzuda. Doğrudur kardeşim. Haber verdiğin için sağ ol. İş sizde başkomiserim. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Damarında şırınga ile bulmuşlar. Yüksek dozdan ölmüş. Yediği dayağın da etkisi olabilir. Yani başkası vurmuş olabilir mi iğneyi? Neden olmasın? Baygınken gelip atmışlardır. Abi, şu tarafta lastik izlerini rastladık. Taze izler mi? Öyle görünüyor. Abi kamera bakmaya başlayacağız birazdan. İyi olur. Dün gece bu mıntıkaya girip çıkan bütün araçların plakalarını listeleyin. Tamam abi. Abi, konuşmuştuk ya. Ha Arda. Bir şey daha var. Mesut komiserinizi bu mevzunun dışında tutacağız. Tamam. Maktul'ün Tunç'la ilişkisi malum. Mesut abiniz de biraz fevri biliyorsunuz. Bir başlarsa Esmi'ye hiçbirimiz tutamayız. Savcı da ne oluyor diye hepinize ayar çeker. O yüzden sessiz oluyoruz. Tamam abi. Hande. Nasıl isterseniz komiserim. Tamam. Tunç. Merhaba. Selin abla. Ne o, şaşırdın beni gördüğüne. Ne bileyim, beklemiyordum. Babam nerede? Baban yok. Ben yalnız geldim seni görmeye. Biraz konuşsak olur mu? Abla, yeni terapiden çıktım. Yanlış anlamazsan. Yok, nasihat anlamında değil. Başka bir konu var. Gel. Ne yapıyorsun? Heh? Tunç, sen Oktay'la en son ne zaman görüştün? Evindeki mevzudan sonra hiç görmedim. Yine ne yaptı? Gel. Peki, gel. Oktay'ın otur. Başka arkadaşlarını tanıyor musun? Ebru'dan başka. Hayır. Bir de Barkın vardı. O da hapiste galiba. Ne oldu ki Oktay'a? Oktay öldü Tunç. Öldü mü? Nasıl? Bilmiyoruz. Cinayetten şüpheleniyoruz. Bak, bunun aramızda kalması şart. Babanı işin içine sokmamaya çalışıyoruz. Aramızda kalır değil mi? Kalır tabii de. Oktay'ı niye öldürsünler ki ya? Bilmiyoruz. Araştırıyoruz. Uyuşturucu bağlantılı olabilir. Girip çıktığı ortamları az çok biliyorsun. Doğru. Sen de aynı ortamlara girip çıkıyordun. Dikkat et kendine. Tamam mı? Merak etme Selin abla. Ben yırttım attım o sayfayı ya. Biliyorum. Biliyorum. Sana da bu yakışırdı zaten. Lan bunu. Gabriel. Kimsin lan sen lan? Kimsin lan lan? Mesut. Oğlumda ne işin var lan? Mesut, oğlumda ne işin var? Abi dur. Dur. Abi 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 dur. Oğlumda ne işin var lan? Mesut. Abi dur. Bırakın lan. Ebru'nun sevgilisi. Birkaç gün bende kaldılar. Başka bir şey yok. Abi çekil. Abi gel. Abi Allah aşkına. Mesut. Abi. 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 Bu Oktay darptan mı ölmüş yoksa yüksek dozdan mı? Adli tıp ön raporunu bekliyoruz. Yüksek doz almış bile olsa kendini boğamaz.
Adamın evi barkı var. Yani bu soğukta niye ormana gitsin? Oturup evinde yapar, ne yapacaksın? Yani buz gibi cinayet cezası. Mesut abi zan altında kalır mı? Biraz başımız ağrıyabilir. Mesele bir yerden Tunç'a dokunuyor. Mesut'u işe karıştırmamakla çok iyi yaptınız. Bir süre böyle devam edeceğiz. Oktay'a dönersek. Kim musallat olmuştur bu çocuğa? Geçen hafta yaptığımız baskında Oktay'ın arkadaşı Ekrem ve Koray'ın mekanından çıkmıştı. Mekanlarında epey hap bulmuştuk. Bugün davası vardı ki kardeşin. Adliyedeki arkadaşla konuştum. Tüm suçu Ekrem üstlenmiş. Koray dışarıda. İntikam peşinde koşuyor olabilir. Araştıralım Koray'ı. Bir an önce başlayalım buna. Ya pardon Rıza baba, bir evrak işim vardı da. Gel. Devreye nasıldı? Yoksunuz sabahtan beri. Yok usta, bir şey. Vukuatsız geçti. Ha iyi. Ebru? Tunç, aşkım. Yüzüne ne oldu? İhsan yaptı. Yine mi? Bu kez bitti o herif. Dur, dur gitme, bırak şimdi İhsan'ı. Kaçalım Tunç. Gidelim İstanbul'dan ne olur. Ne oldu? Oktay'ı bulamadın diye mi buraya geldin Ebru? B planın ben miyim? Yanlış anladın. Sana kızgındım, ondan görmek istemedim seni. Oktay'la aramda bir şey geçmedi. Emin misin? Yemin ederim Tunç. İnan bana, ben seni seviyorum. Hayatımda kimseyi sevmediğim gibi seviyorum seni. Abi müsait misiniz? Ne? Gel Erda, ne oldu? Mesut abi yok değil mi? Kafeye indi, ne buldun? Oktay'ı öldürenlerin kullandığı aracı yakaladım galiba. Hadi ya, aç bakalım. İnanman lazım bana. Bak sana geldim Tunç. Ne olur gidelim. Bak. Nereden buldun bu paraları? Üvey babamın kasasından aldım. Yani çaldın. Çaldım. Evet çaldım işte. Ne onu ne annemi hiçbirini görmek istemiyorum. Gidelim Tunç. Ne olur. Sen çok mu mutlusun sanki burada? Babana mı ihtiyacın var, bana mı söyle? Orası öyle doğru da evde durulacak gibi değil. Hem şu ara İstanbul'da olmasak daha iyi sanki. Oktay'ı öldürmüşler. Ne? Niye? Kim öldürmüş? Ya ne bileyim ben. Cesedini bulmuşlar bugün. Ya bizim peşimize de düşerlerse? Ya o kızın abisi yaptıysa? Ya herif hapiste? Başkasına yaptırmıştır. Ya şu halimize bak Tunç. Etrafımız ne hale geldi bir bak. Ya daha geçen gün kafamıza silah dayadılar. Dayanamıyorum artık, ne olur anla artık, anla. Tamam. Tamam gidiyoruz, tamam. Tamam. Aşkım iyi ki varsın, iyi ki. Tamam canım, tamam. Burası cesedi bulduğumuz yerin 500 metre arkası. Gece boyunca bu yolu kullanan tek araç bu. Plaka okunuyor galiba. Okunuyor abi. Araç kiralık çıktı. Ha. Komiserim. Volkan bir dakika. Nereden kiralanmış? Ver adresi, gidip konuşalım şunlarla. Abi gerek kalmadı. Niye? Ben konuştum telefonla. Araç kredi kartıyla kiralanmış. Tüm evrakları faksadılar. Kim kiralamış? Kredi kartı Ekrem'in, ehliyet Koray'ın. Ekrem ve Koray. Geçen hafta patlattığımız mekanın sahipleri. Tahmin ettiğimiz gibi boş durmamış adi herifler. İş bölümüne bak ya. Ekrem içeride, ikisinin yerine ceza yatıyor. Koray dışarıda, icraatta. Aylin. Efendim. Bunların kullandıkları telefon hatlarını araştıralım. Bir de şu kredi kartı adresi neresiymiş onu öğrenelim. Bulalım şu herifleri bir an önce. Volkan. Gel. Abi kızı takip ettik. Bil bakalım nereye geldi. Nereye? Polisin evinde şu an. Mesut komiserin evinin önündeyiz. Şansa bak be. Güzel Allah'ım. Verdikçe veriyor maşallah. Hazır mısın? Evet. Ne yapıyorsun? Babama not bıraktım. Eyvallah kardeş. Kızma bana. Thank you.
konuşma lan. Böyle zart bir önüne çıkılır mı lan adamın? Şşş, akıllı olalım. Ya, ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz ya? Yürü lan. Çekil. Bırakın. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Eşkıya mısınız lan siz? Yürü, yürü. Alo. Alo, 155 mi? Abi çocukları kaçırıp götürdüler. Koray Can Türk'ün sistemde ne kadar adresi varsa. Aha, i̇şte evet. Bu mu? GSM operatöründen dönüş bekliyoruz. 2 numara daha bulduk. Güzel. Arşive de inmek lazım. Varsa eski davaları falan. Tamam, bana tamam. Mı? Efendim? Tamam. Evet. Tunç Güner'i mi? Tunç mu? Ne olmuş Tunç'a? Ne? Ne kaçırılması ya? Kim kaçırılmış ya? Tunç mu? Ne Tunç'u ya? Ne oldu Tunç'a? Hadi bakalım. Vedalaşın telefonlarınızı. Başka telefon yok değil mi üzerlerinde? İyice baktın mı? Yok yok. Alo. Nedir durum? Bayılttık ağabeyle kloşoklu. İkisi de uyuyor. Telefonları da imha ettik dediniz gibi. Depoya gidin. Telefonun açık olsun. Aradın mı ulaşayım. Ama benden başka kimseyle konuşmak yok. Dinlemeye takılırsak hepinizi gebertirim. Merak etme patron. Gidince bağla kaçmasınlar. Artistlik yaparlarsa bayıltana kadar dövün. Acıyan şerefsizdir. Peki. Yok değil mi hareket? Ne hareketi ya? Nal gibi yatıyor ikisi de. Bir anda önümü kestiler. Ne olduğunu anlamadım. Bir baktım silah çekmiş biri. Tam şuramda. Çocukların onları tanır gibi bir hali var mıydı? Hayır. Siz kimsiniz, ne oluyor falan diye bağırdılar. Ben de hemen sizi aradım. Anlat bakayım lan, anlat, ne oldu? Anlattım arkadaşlara. Bana da anlatacaksın lan, ne oldu? Abi tamam, bir sakin, adamın ne suçu var ya? Cevap versene lan, hadi. En başından anlatacaksın. 2 kişi geldiler, silahlıydılar. Oğlanla kızı alıp gittiler. Niye durdun lan, niye? Önümü kestiler, silah çektiler. Ne yapsaydım kardeşim? Ne kaldın mı? O heyecanla alamadım. Hay senin ben, hay senin be. Usta tamam, bir sakin ol tamam ya. Tamam kardeşim, sen gel böyle. Emin misiniz Tunç olduğunu? Kim olduklarını nereden anladınız? Taksiden çantaları çıktı. Ne varmış çantada? Birkaç günlük giysi, bir takım eşyalar, bir de öğrenci kimlik kartları. Ha bir de... Bir de ne? Kızın çantasında uyuşturucu hap bulduk komiserim. Konumuz bu değil şimdi. Sen aracı tarif edebilir misin? Kapalı kasa bir minibüs komiserim. Kapalı kasa minibüs mü? Burası cesedi bulduğumuz yerin 500 metre arkası. Gece boyunca bu yolu kullanan tek araç bu. Plaka okunuyor galiba. Okunuyor abi. Araç kiralık çıktı. Ne oluyor ya? Niye kesiyorsunuz birbirinizi? Bu Koray'ların arabası. Ne Koray'ı ya? Ne diyorsunuz siz ya? O adamlar içeride değil mi? Abi gel merkeze geçelim, anlatacağız. Bir dakika de merkezi ya. Ya burada şimdi anlatın. Ne oluyor ya? Geçen hafta aldığımız adam nasıl Tunç'u kaçırıyor lan? Ne oluyor be? Sinyal takibi ne durumda? Uğraşıyorum müdürüm. Elini çabuk tut tamam mı? Şüphelimiz ki. Koray Rıza baba. Kardeşi içeri girdi diye dışarıda intikam alıyor aklınca. Önce Oktay'ı öldürdü, sonra Ebru ile Tunç'un peşine düştü. Alçak herif, namussuz. Onun resimlerini de dağıt herkese. Her yer, tamam mı? Tamam. Anlaşıldı. Koray'ın hangi adreslerine hiç bakılmadı Hakan? Bir yer vardı. Burası. İki kardeşin yaşadığı evi biliyoruz. Rıza baba evinde bekleyecek hali yok herhalde. Boş durmaktan iyidir. Gidin bir ipucu bulmaya çalışın hemen. Tamam mı? Anlaşıldı Rıza baba. Hadi aynı. Var mı bir gelişme Rıza? Uğraşıyoruz müdürüm, uğraşıyoruz. Ebru'nun ailesine ulaştık mı peki? Ne? Yok. Hayır. Kimsenin aklına gelmedi açıkçası. Önceliğimiz Tunç tamam ama bu çocuk tek başına kaçırılmadı ki. Tabii. İlgileniriz merak etmeyin.
Sen de iyi değilsin sanki Rıza. Nasıl olayım müdürüm? Tunç bu. Elimizde büyüyen bir çocuk. Müdürüm biz ne yapalım? Volkan sen aşağı in, Hakan komiserine katıl, tamam mı? Anlaşıldı. Arda, Ebru'nun ailesini bulup hemen buraya getiriyorsun. Hadi adreslerini de ailemden al. Hadi çabuk. Hadi otur sen biraz şöyle. Tamam. Gel. Tamam. Biraz dinle. Kim o? Biziz biz. Patron nerede? Daha sonra gelecek. Bu arada telefon kullanmak yok. Patronu kesin emri. Tamam. Bunları ne yapacağız abi? Uyanırlar birazdan. Bağlayalım hadi. Kız da güzelmiş ama ha. Sana nefes alsa yeter zaten. Ne yapalım? Açız. Şşş, rahat durun lan. İp nerede? İçeride. Girin alın. Ebru'yu takip etmişler baksana. Onu takip ederek sizin eve gelmişler usta. Tunç'la işleri yok demek ki. Yine Ebru yüzünden başı belaya girdi çocuğun. Ulan kaç kere söyledim kurtar kendini şu kızdan diye. Bir kere dinle şu babanın sözünü be. Bir kere be. Bu işte. Kore'nin diğer çocuğu kaldırdığı minibüs. Her yerde aranıyor. Çıkacak bir yerde usta. Bu heriflerin piyasaya çıktığını niye bana söylemediniz ya? Oktay'ın öldüğünü niye sakladınız benden? Ya dur bir dinle bir usta ya. Koray'ın dışarı çıktığından niye haberim yok? Tunç da mevzunun içindeydi. Bir delilik yapmanı istemedik. Böyle daha mı iyi oldu ha? Bilseydim ortada bir tehlike var. Korurdum Tunç'u ya. Ben korurdum Tunç'u. Bilemedik işte usta. Ne yapalım yani? Bu kadar psikopat olduklarını tahmin edemedik. Bilemedik. Alo. Abi Aylin. Alo. Koray'ların adresine gelmek üzereyiz. Sizi bekleyelim mi abi? Girin siz Aylin. Vakit kaybetmeyin. Biz yetişemeyiz. Tamam abi. Girin dedim. Çocuğun başına gelmeyen kalmadı ya. Diğerlerinin yanında söyleyemedim ama Tunç'un sonunu noktaya benzemesinden çok korkuyorum. Tövbe de Hakan. Konuşma böyle bak bir daha sakın. Bulacağız Tunç'u. İnşallah. Telsizde bir şey var mı? Aracı gören duyan? Yok abi yok. Yok. Alo. Oğlunu mu arıyorsun? Ulan şerefsiz. İntihara kalkıştın haberin yok. Ne istiyorsun? Benden aldığınızı geri istiyorum. Geçen hafta mekanımdan kaldırdığınız malın tamamını bana getireceksiniz. Ne yapıyor? Neden gelmiyor? Usta gelsene. Adam ol Tunç'u da kızı da bırak. Bak bir kere ve son kez söyleyeceğim. Bırak çocukları. Eğer kendim arar bulursam sizi, hiçbirinizi yaşatmam ona göre. Kendine gel lan gerizekalı. Bir telefonuma bakar, öldürürüm oğlunu. Anladın mı? Şu kadar acımam, öldürürüm oğlunu. Asıl ben seni öldürürüm şerefsiz köpek. Kes be! Kiminle uğraştığının farkında değilsin sen. Ekip mekip sakın karıştırma. Her yerde kulağım vardır. Ters bir şey duyarsam yazık olur oğlana. Haber bekle benden. Lan kapama lan kapama! Ulan oğlumun kılına zarar gelsin yaşatmam lan seni. Hiçbirinizi yaşatmam lan. Lan! Ne oluyorsa kiminle konuşuyordun? Yok bir şey. Korayların ev adresine gideceğiz. Hadi gel de geç kalmayalım. Siz gidin. Sen nereye? Madem artık herkes kendi kafasına göre iş yapıyor, bana da kimse bir şey sormasın. Abi yapma şimdi, ne alakası var ya? O ne demek Mesut? Biz nereden bilelim böyle olacağını? Biz seni korumak için yaptık ne yaptıysak. Beni korumak için ha? Bir delilik yapmayayım diye değil mi? Siz beni korumayın ya. Vallahi korumayın. Ya küsüp gitmenin zamanı mı şimdi? Gel şuraya ya. Bırak ya bırak. Abi. Yürü gidelim biz ya.
Tunç. Tunç uyan. Tunç. Tunç, birileri geliyor, ne olur uyan. Oo, uyanmış. Kız uyanmış. Herif baygında. Günaydın güzelim. İyi uyudun mu bari? Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz bizden? Bırakın zevzekliği. Diğerini de uyandırın. Şşş. Kalk, kalk, kalk. Kalk, hadi. Manyak mısınız lan siz? Ne yapıyorsunuz lan? Sesini yükseltme, kırarım kafanı. Şuna bak şuna. Uyandı da şakamaya bile başladı abisi. Patron haber verin. Tunç, ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Uyandılar mı? Evet abi. İyi. Siz başlayın, ben yetişirim. Emin misin patron? Kaldırabilirler mi? Bak bakalım kaldırabiliyorlar mı? Denemesi bedava. Peki. Getir bakalım şu bizim alet edevatı. Koş fırla. Getir, getir, koş. Ver, 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 ver. Ne yapacaksınız lan onlarla? Hoşunuza gidecek, merak etme. Nasıl olsa müptezelsiniz. Dokunma lan kıza! Uzak dur lan bizden! Ne oluyor lan? Ömrüm geçer şehrin sokaklarında, gecesi gündüzü siner üniformada. Küçük bir çocuk selam verince sana, çektiğin zorluklar kaybolur o anda. Bambaşka bir şehir var arka sokaklarda, hüzünler mutluluklar yaşanır bir arada. Bambaşka bir hayat var sokaklarda, suçun ol.